Arkadaşlar hoş geldiniz. İsmim Ayça Koç'ta. Bugünkü scuba dalışı keşif programının ilk bacağındaki eğitmeniniz benim. Paddy eğitmeniniz benim. Bugün ilk kez suyla tanışıyorsunuz. İlk kez suya gireceksiniz. Bir briefingimiz olacak ve eminim bize sormak isteyeceğiniz belli başlı sorular olacaktır merakınızı gidermek adına. Onları da cevaplamaya çalışacağım. Ancak ondan önce size Yakundoğu Üniversitesi Dalış Kulübü'nün kulüp başkanı Ozan Çubuk arkadaşımızı ve kulüp başkan yardımcısı Erol Gedik arkadaşımızı da tanıştırmak isterim. Zeynep arkadaşım ve Nur arkadaşım. Evet, sorularınızı alabiliriz. Öncelikle biz yeni başlayanlar için scuba'nın tanımını yapabilir misiniz? Şimdi scuba açılımı İngilizce bir kelime desem tam olarak kelime değil. Self-contained underwater breathing apparatus, yani satıhtan bağımsız nefes alma ekipmanları olarak, aparatları olarak çevrilebilir. Bu sizin satıhtan bağımsız olarak suyun altında kendi hava kaynağınızı götürüp suyun altında kendi hava kaynağınızdan nefes almanızı sağlayan ekipmanlar ve tabii şu günkü kullanımda aktivitenin kendisi olarak tanımlanabilir. Peki su altında nefes alışım nasıl gerçekleşecek? Su altında kullanacağımız ekipmanlar gereği burnumuzu iptal ediyoruz arkadaşlar. Sadece ağızdan nefes alıyoruz. Derin ve yavaş bir şekilde nefes alıp derin ve yavaş bir şekilde nefes veriyoruz ki vücudumuzun ihtiyacı olan oksijeni vücudumuza sağlayabilelim. Zaten suya ilk girdiğimiz anda yapacağımız ilk şey, siz fark etmeseniz bile aslında sizin doğru nefes alıyor olup olmadığınızı kontrol etmemiz olacak. Deneme dalışı kaç metreye yapılıyor? Normalde Paddy standartlarına göre, yani bugün yapacağımız deneme dalışı, normalde Paddy standartlarına göre, yani bugünkü scuba dalışı keşif programına göre 12 metreye kadar dalış yapabilirsiniz. Ancak bugünkü havuz şartları gereği maksimum 5 metreye dalış yapacağız. Ki o da sizin gerekli olan işte basınç, kulak eşitleme gibi şeyleri hissetmenizi ve ayarlamanızı da sağlamaya yeterli bir metredir. Deneme dalışı için önceden bilmem gereken bazı beceriler var mı, yoksa bunları dalış esnasında mı öğreneceğim? Deneme dalışına gitmeden önce, yani başımızı suyun altına sokmadan önce zaten bir briefingimiz olacak. Buna kısa bir bilgilendirme diyebiliriz. Yapacağınız becerileri, su altında gerçekleştireceğimiz becerileri yukarıda üzerinden geçip onlarla ilgili detaylıca konuşup o şekilde gireceğiz suya. Bu da size bir işte su altında ne yapacağınızın bilgisini verecektir. Peki lens kullanıyor olmam dalış esnasında etkiler mi? Yani bakışımı, görüşümü? Su altında lens takıyor olmanız, su altındaki maske tahliye egzersizi esnasında gözünüzü kapalı tuttuğunuz sürece sizi etkilemez. Peki bir tüp bizi su altında ne kadar idare eder nefes alışımızı? Eğer ki deneme dalışı programını geçip de kursa başlarsanız bu sorunuza çok daha detaylı bir cevap alabileceksiniz. Şöyle ki, her derinliğe göre ve sizin hava tüketiminize göre o tüpün ne zaman biteceği değişir. O yüzden hani detaylı cevaplar verip aklınızı karıştırmak istemiyorum şu anda. Ancak bugünkü 12 litrelik tüpümüz ve sizin ortalama hava harcamanız artı derinliğimizin 5 metre olmasından yola çıkıp söyleyebilirim ki bu tüp bizi 1 saat 15 dakikayla 1,5 saat arasında çok rahat idare eder ki dalışımız o kadar uzun sürmeyecek. Peki ilk aldığım eğitim sertifikamın geçerliliği nedir? Paddy açık su dalıcısı olmanız durumunda dünyanın herhangi bir yerinde sertifikanızla 18 metreye kadar dalış yapabilirsiniz. Hocam, bana sorulan sorulardan, hani deneme dalışı yapmak isteyen arkadaşlarımızdan, dalış okulunun yerini soran arkadaşlarımız çok oluyor hani. Ve ayrıyetten konumunu ve nasıl ulaşım sağlayacağımızı merak ediyorlar. Onu da bilgilendirirseniz. Evet, hiç bilmeyen arkadaşlar için bunun da üzerinden geçmek lazım. Dalış okulumuz İskele bölgesinde
ismi İskele Dive Hub. Ve oraya her cumartesi günü havuzun önünden kalkan otobüslerle saat 8.30'da en geç kalkan otobüslerle oraya gidiliyor. Yaklaşık saat 3 gibi de bizim dalış merkezimizden yola çıkılıp yine aynı yere geri dönüş sağlanıyor. Herhangi bir ücreti yoktur yakın doğu üniversitesi öğrencileri için. O yüzden ulaşımla ilgili de herhangi bir sıkıntı yok.